Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgili kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün basen konuşacağız. Sizlere 3 günlük basen eriten diyet listesi veriyorum. Hadi hepimiz kağıt kalemi hazırlayalım. Hem diyet listesini yazalım hem de sabah uygulayacağınız basen eriten karışım ve çok güzel basen eriten bir salata tarif veriyorum. Kağıt kalemler hazır mı? Hem bir yandan açın videoyu hem de karışımları hazırlamaya başlayın. Öncelikle basenler genetiktir. Anneniz, teyzeniz basenli ise sizin de basenli olma olasılığınız yüksektir. Genetik faktörlerden, fiziksel aktivite azlığından ve yanlış beslenmeden kaynaklanabilir. Öncelikle burada özellikle yanlış tuz. Burada çok karbonhidrat tüketmek, az su içmek çok etkili. Bunun hatalardan. Öncelikle basen eriten karışımı, vücudun yağ yakma modunu açacak karışımı sabah uyandım. Hemen bir bardak suyumu içtim. Hemen 200 ml sıcak suyumu ocağa koydum. 200 ml sıcak suyum içine kaynatmadan önce sıcak su olacak bu. Şöyle de yapabilirsiniz. Kaynattığım suyu kaynamadan aldım. Ondan sonra içine bunun öncelikle ne koyuyorum? Hemen size için yazdım. Bir tutam kiraz sapı. Burada vücutta metabolizmi hızlandıracak, biriken yağları dağıtacak, toksinleri dışarıya atacak ve ödemden arındıracak. Daha sonra maydanoz. C vitamininden oldukça zengindir. Ödem atar. Aynı şekilde vücudun kan şeker dengesini sağlar. Folik asitten zengindir. Kalp sağlığı için çok faydalıdır. İçine bunun bir çay kaşığı toz zencefil. Metabolizmayı hızlandıracak. Oradaki basen bölgesindeki yağların yakımını başlatacak. İçine daha sonra ne koyuyorum? 2-3 limon koyuyorum. 2-3 dilim limon. Ama limon hipotansiyonu olanlar koymayabilir. Onun yerine sirke koyabilirler. Bir de içine eğer evde varsa zerdeçal koyacağız. Zerdeçal özellikle inatçı yağların çözümünde çok etkili. Taze varsa fındık kadar, toz varsa yarım çay kaşığı kadar zerdeçal çok uygun olacaktır. Bunu bu şekilde böyle bir 10 dakika demliyoruz. Daha sonra bir yandan sabah uyandık, yürüyüşe çıkmadan önce bacaklarımızı şöyle basen egzersizleri yaparak hareketlendirirken arada içiyoruz. Bir 15 dakika hareket ettirdik, arada içiyoruz. Sonra ister yürüyüşe çıkın yarım saat, 45 dakika, isterseniz evde basen egzersizi yapabilirsiniz. Daha sonra kahvaltımız. Kahvaltı 11, akşam 25 idealdir. Bu vereceğim ölçüler ortalama 60 kilo ile 80 kilo arasındaki olan bir kadın kullanabilir. Ne kullanıyorum? Ev yapımı yoğurt. 4 yemek kaşığı, 5 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt. Üzerine bir yeşil elmayı rendeliyorum. Üzerine yarım çay kaşığı toz tarçın, bir tatlı kaşığı chia tohumu ve 2 tam cevizi ekliyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. İsterseniz kabızlık sıkıntısı olanların içine 2 tane gün kurusu ekleyebilirler. Daha sonra gün aralarında Türk kahvesi, bitki çayı, özellikle yeşil çay içerek metabolizmayı hızlandıracağım. Daha sonra akşam yemeği olarak 3 günlük liste bu. Bir gün taze fasulye, bir gün bamya, bir gün de basen eriten salata tarifi yapıyor semizotlu. Bu salatanın içinde semizotu kullanıyorum. İçinde omega 3 ve lif var. Daha sonra salatalık kullanıyorum. Sivilce, kabızlık ve cilt sağlığı için çok etkili. Yoğurt, bağırsak mikrobiyotası için, bağışıklık sistemi için çok iyi ve yağ yakıcı özelliğidir. Sarımsak, içinde alisin denen madde yağları yakar ve bağışıklığı güçlendirir, antioksidandır. Zeytinyağı, karaciğer için, anne sütü kadar değerli, cilt sağlığı için, saç sağlığı için, metabolizmayı hızlandırır, sindirimi iyileştirir, çok etkilidir. Ve nohut. Nohut kolesterol içermez. Nohut, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Proteinden zengindir. Hem tok tutar hem kas kaybını engeller ama içinde kolesterol yoktur. Biber salatası ve domates salatası kullanacağım. Özellikle domates salatası kadınlarda ve erkeklerde çok kanser önlüyor. Özellikle erkeklerde prostat kanseri üzerine çok olumlu çalışmaları var. Folik asit, likopenden, A ve C vitamininden çok zengin. Öncelikle ne yapıyorum bu salatam için? Proteinden zengin. Öncelikle bir çay bardağı haşlanmış nohutumu biber salatası ve domates salatası ile
hafif tavada karıştırıyorum. Üzerine bunun bir tane sarımsağı eziyorum ve ekliyorum. Hafif onlar da böyle sote yaparmış gibi düşünün o şekilde. Üzerine biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz burada. Daha sonra semizotlarımı şöyle kalın kalın dilerek üstüne ev yapımı yoğurdu 3-4 yemek kaşığı ekleyerek ve üzerine biraz pul biberi de ekleyebilirsiniz, karıştırıyorum. Salatalıkları da en son ekleyeceğim. Yoğurtlu semizotu karışımını tabağıma aldım. Üzerine salatalıklarımı ekledim. Daha sonra üzerine nohutlarımı döktüm. Üzerine pul biber de renklendirebilirim. Zeytinyağını da ekleyeceğiz burada. Bu şekilde afiyet olsun. Gece uyumadan önce de şunu içebilirsiniz. Bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı zerdeçal karıştırın. Her akşam için. Uygulamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 3 günde basenlerinizden çok ciddi bir gidiş göreceksiniz. Mezurayla ölçün. Bana sonuçlarını bildirin. Bir sonraki video ne olsun siz karar verin. Yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.